Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen çok sayıda kuş bilimcisi kar yağışını aldırmadan gözlemlerine devam etti. Onlarca kuş türünün uğrak yeri olması nedeniyle bölgede önemli bir konumda olan Ahlat Kuş Cenneti'ne kuş bilimcilerinin ilgisi her geçen gün artıyor. Son yıllarda kuş bilimcilerinin uğrak mekanlarından başına gelen Ahlat Kuş Cenneti, gerek göçmen kuşların yol güzergahı üzerinde olması gerekse kuşların dinlenme mekanı olması nedeniyle kuş bilimcilerinin dikkatini çekmeye başladı. İlçeye Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen 51 gözlemci hem Ahlat'taki yeni kuş türlerini tespit ediyor hem de kış ortası su kuşu sayımlarını yapıyor. Van Gölü Havzası'nda ve Erçek Gölü'ndeki kuş sayımlarını gerçekleştiren kuş bilimcileri farklı kuş türlerini fotoğraflamak ve görebilmek için gösterdikleri büyük çaba ise takdir kazandı. Ahlat'ta ilk olarak tarihi mekanları gezen 51 kişilik ekip daha sonra Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nde araştırmalarına devam etti. İşlerini büyük bir titizlikle yapan ekip farklı kuş türlerini görebilmek için dürbün ve teleskopla sürekli gözlem yaptı. Zaman zaman farklı bir kuş türü görüldüğünde heyecanlı anlar yaşanırken görülen kuşların fotoğraflanması için de büyük çaba sarf edildi. Yaptıkları gezi ve incelemelerin ardından bir açıklama yapan kuş gözlem uzmanı Mustafa Erturhan, Ahlat'ın özellikle yaz mevsiminde oldukça özel kuş türlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Ahlat'ın kıştan ziyade bahar ve göç dönemlerinde bir de yaz zamanında oldukça özel türlere ev sahipliği yapıyor. Burası mesela Doğu Kamışçı'nın üreme alanı. Türkiye'de birçok kuş gözlemcisi sadece onu görebilmek için buraya geliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Emine Hesna Kandir ise Van Gölü Havzası'nda oldukça güzel kuş türleri gözlemlediklerini belirttiler. Van Gölü Havzası'nda kuş gözlemlerinde bulunduk. Mevsime göre oldukça güzel bir hava oldu. Büyük keyif aldık. Güzel kuşlar gördük. Sana